Fizilalil Kur'an Tefsiri yazan Seyyid Kutup Enfil suresi 2. bölüm yani kalplerini, işitecek ve kulakların duyduğunu algılayacak duruma getirirdi, ancak Yüce Allah onlarda bir hayır ve doğru yolu bulmaya ilişkin bir çaba görmedi, alıcı ve verici fıtri yeteneklerini iş görmez hale getirdiler, Yüce Allah da onların kapattıkları kalplerini ve bozdukları fıtratlarını gerçeği kavrayacak duruma getirmedi, Yüce Allah onları, duydukları gerçeği akıllarıyla kavrayacak duruma getirmiş olsa bile, onlar kalp lerini bu gerçeğe açmayacak ve anladıkları bu gerçeğe olumlu karşılık vermeyeceklerdir. Eğer onlara gerçeği işittirse bile yine burun kıvırarak yüz çevirirlerdi. Çünkü akıl kavrayabilir ama bozulmuş kalp olumlu bir tepki göstermez. Hatta yüce Allah onlara anlayacakları şekilde işittirse bile onlar olumlu bir karşılık vermekten kaçınacaklar. Olumlu tepki göstermek gerçek dinlemedir çünkü akılları kavradığı halde bozulmuş kalpleri olumlu tepki göstermeyen nice insan vardır. Hayat veren çağrı bir kez daha çağrı müminlere yönelmektedir. Allah'ın ve peygamberin çağrısına olumlu karşılık vermelerine ilişkin bir çağrıdır bu. Bu arada olumlu karşılık vermeye teşvik, burun kıvırmaktan da sakındırma yer alıyor. Allah'a ve peygambere olumlu karşılık verdikleri zaman Allah'ın kendilerine verdiği nimetler hatırlatılıyor. 24 Ey müminler Allah ve Peygamberi sizi hayat bağışlayacak ilkelere çağırdıkları zaman bu çağrıya olumlu karşılık veriniz biliniz ki Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz onun huzurunda bir araya geleceksiniz. 25 Sadece aranızdaki zalimlerin başlarına gelmekle yetinmeyecek olan beladan sakınınız biliniz ki Allah'ın azabı ağırdır. 26 Hatırlayınız ki, bir zamanlar siz yeryüzünde ezilen, sayıca az bir gruptunuz, insanlar sizi kapıp götürecekler diye korkuyordunuz, fakat şükredesiniz diye Allah size sığınak sağladı, helal besinler sundu, sizi yardımı ile destekledi. Kuşkusuz peygamber onları ancak hayat bahşedecek şeye çağırmaktadır, her şekliyle ve tüm anlamlarıyla bir hayat çağrısıdır bu. Peygamber salat ve selam üzerine olsun onları kalplere ve akıllara can veren, onları cehalet ve hörafenin kementinden, asılsız kuruntu ve efsanelerin baskısından, görünen sebeplere ve karşı konulmaz dogmalara boyun eğmenin aşağılayıcılığından, Allah'tan başkasına kul olmaktan, kulların ya da ihtirasların esiri olmaktan kurtaran bir inanç sistemine çağırmaktadır. Onları Allah tarafından gönderilmiş şeriata çağırmaktadır. Bu şeriat sadece Allah tarafından konulmuş olmasından ötürü, insanın özgürlüğünü ve saygınlığını ilan etmektedir. Şeriat karşısında tüm insanlık eşit bir şekilde tek bir saf oluşturmaktadır. Bu şeriatın egemen olduğu yerde bir fert halka hükmedemez, ümmet içinde bir sınıfın egemenliği söz konusu değildir. Bir ırkın başka bir ırka, bir ulusun başka bir ulusa hükmedemez etmesi mümkün değildir. Bütün insanlar kulların Rabbi olan yüce Allah tarafından belirlenmiş şeriatın gölgesinde özgür ve eşit bir şekilde hayatlarını sürdürürler. Peygamber salat ve selam üzerine olsun onları bir hayat sistemine, düşünce ve fikir metoduna çağırmaktadır. Bu sistem, insanların yaratıcısı, yarattıklarını en ince ayrıntısına kadar bilen Yüce Allah'ın koyduğu bağlarda somutlaşan fıtri bağların dışında, her türlü kayıttan kurtarır insanları, bu bağlar, bünyesel enerjiyi dağılıp gitmekten korur, bu enerjiyi baskı altına almazlar, işlevsiz hale getirmezler, yok etmezler yapıcı ve aktif gelişmesine engel olmazlar. Peygamber salat ve selam üzerine olsun onları inançları ve hayat sistemleri sayesinde güç kazanmaya, onurlu ve üstün bir hayat sürdürmeye çağırmaktadır. Dinlerine ve Rabblerine güvenmeye, tüm yeryüzünde bütün insanları kurtarmaya, insanlığı kullara kul olmaktan kurtarıp, tek başına Allah'a kul yapmaya ve Allah'ın bahşettiği ancak tağutların ayaklar altına aldığı üstün insanlığı yaşatmaya çağırmaktadır. Yeryüzüne ve insanlığın hayatına Yüce Allah'ın hanlığını egemen kılmak, kulların sahte hanlığını yerle bir etmek, Allah'ın hanlığını, hakimiyetini ve otoritesini gasp eden bu sahte tanrıları Allah'ın egemenliğini tanıyana kadar kovalamak için Allah yolunda cihad etmeye çağırmaktadır. Çünkü ancak bu durumda din bütünüyle Allah'a özgü kılınmış olur, öyle ki, bu cihad esnasında ölecek olurlarsa, bu şehitlikte de onlar için hayat vardır. İşte peygamberin salat ve selam üzerine olsun onları çağırdığı inanç sistemi ve hayat biçimi özet olarak bundan ibarettir bu ise her anlamda hayat çağrısıdır. Bu din eksiksiz bir hayat sistemidir. Sırf vicdanlarda tutulan bir inanç sistemi değildir. Pratik bir hayat sistemidir. Onun gölgesinde hayat gelişir ve ilerler. Bu yüzden her şekliyle ve her çeşidiyle bir hayat çağrısıdır bu. Tüm kapsamları ve anlamlarıyla hayata çağrıdır. Kur'an-ı Kerim olağanüstü ifadesiyle bunları az fakat son derece etkin kelimelerle dile getirmektedir. Ey müminler, Allah ve Peygamber sizi hayat bağışlayacak ilkelere çağırdıkları zaman bu çağrıya olumlu karşılık veriniz. İsteyerek ve başkalarına tercih ederek olumlu karşılık verin. Gerçi yüce Allah istese sizi zorla doğru yola iletebilir. Biliniz ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Allah'ın karşı konulmaz latif gücünü gözler önüne seren ne müthiş ne korkunç bir tablo kişi ile kalbi arasına girer onu ve kalbini birbirinden ayırır kalbi kontrolü altına alıp sıkıca kavrar ve onu dilediği gibi yönlendirir istediği yöne çevirir sahibi ise bedenindeki kalbine hiçbir şekilde sahip olamaz kuşkusuz bu Kur'an ayetlerinde kalbi gösteren gerçekten de korkunç bir tablodur ancak insanın sahip olduğu ifade yeteneği bu tablonun kalp üzerindeki etkisini tasvir etme, sinir ve duygular üzerindeki bu etkiyi niteleme gücünden yoksundur. Sürekli uyanık bulunmayı, daima sakınmayı, her zaman tetikte olmayı zorunluluk haline getiren bir tablodur bu. Kalbin heyecanlarına, korkularına ve paniğe kapılmasına karşı uyanık bulunma, kalbi etkileyen vesveselerden ve parçalanmaya neden olabileceğinden korkulan eğilimlerden sakınmak, kalbi saptıran, kötülüğü telkin eden duygu ve vesveselere karşı hazırlıklı olma, bunun yanında herhangi bir yanılgı ya da gaflet veya dehşet anında bu kalbin başka taraflara yönelmemesi için Allah'la sürekli bir ilişki gerekmektedir. Allah'ın peygamberi masum olduğu halde sık sık yüce Allah'a şöyle dua ederdi: "Allah'ım, ey kalpleri yönlendiren, kalbimi dinin üzerinde sabit kıl." Ya insanlar ne yapmalıdırlar? Üstelik onlar peygamber ve de masum değiller. Gerçekten bu kalbi derinden sarsan bir tablodur. Bir süre bu tabloyu seyreden, kendi içinde taşıdığı kalbe bakan, onun karşı konulmaz güce sahip yüce Allah'ın kontrolünde olduğunu içinde taşıdığı halde bu kalp üzerinde hiçbir etkinliğinin olmadığını gören mümin bedeninde derin bir ürperti hissedecektir. Kur'an bu tabloyu müminlerin gözlerinin önünde canlandırıyor ve onlara şöyle sesleniyor. Ey müminler, Allah ve Peygamber sizi hayat bağışlayacak ilkelere çağırdıkları zaman bu çağrıya olumlu karşılık veriniz. Onlara şöyle demektedir, şayet isterse Yüce Allah sizi doğru yolu bulmaya ve çağrıldığınız bu ilkelere olumlu karşılık vermeye zorlayabilir, ancak Yüce Allah, size lütfediyor, karşılığında sevap almanız için kendi isteğinizle olumlu karşılık vermeye çağırıyor, insanlığınızı yüceltmeniz ve Yüce Allah'ın insan denen yarata verdiği emanetin düzeyine yükselmeniz için kendi arzunuzla çağrıya kulak vermenizi istiyor, Yüce Allah'ın insanların sahip çıkmasını istediği emanet, isteğe bağlı olarak doğru yolu bulma emanetidir, sağlam temellere dayalı halifelik emanetidir, bir amaç doğrultusunda ve bilinçli bir tasarruf yetkisine sahip irade emanetidir. Siz onun huzurunda bir araya geleceksiniz. Kalpleriniz onun ellerindedir, sonra siz, onun huzurunda toplanacaksınız, ne dünyada, ne de ahirette kaçacak yeriniz yoktur, bütün bunlara rağmen o, sizi özgür bir insanın, bir ücret karşılığı olumlu tepki göstermesi gibi karşılık vermenizi istiyor, başka seçeneği bulunmayan köleninki gibi değil. Sonra yüce Allah onları cihattan geri kalmaktan, hayat çağrısına olumlu karşılık vermemekten ve ne şekilde olursa olsun kötülüğü bertaraf etmek çabasında gevşeklik göstermekten sakındırıyor. Sadece aranızdaki zalimlerin başlarına gelmekle yetinmeyecek olan beladan sakınınız, biliniz ki Allah'ın azabı ağırdır fitne, imtihan ya da bela içindeki bir grubun ne şekilde olursa olsun zulüm işlemesine ki zulümlerin en büyüğü de Allah'ın şeriatını ve hayat sistemini hayattan uzaklaştırmaktır hoşgörüyle bakan, zalimlerin karşısına dikilmeyen, bozguncuların yoluna engel olmayan bir toplum, zalimlerin ve bozguncuların cezasını hak eden bir toplumdur. İslam, bir takım yükümlülükler gerektiren pratik bir hayat sistemidir. Zulüm, bu bozgunculuk ve kötülük yaygınlık kazanırken, insanların hiçbir şey yapmadan yerlerinde oturmalarına hoşgörülü davranmaz, kaldı ki, Allah'ın dinine uyulmadığını gördüklerinde, daha doğrusu Allah'ın hanlığının reddedilip yerine kulların hanlığının yerleştirildiğini gördüklerinde sessiz kalmalarını, bununla beraber Yüce Allah'ın onları beladan kurtarmasını kendileri kötülükten uzak, iyi yürekli, kimselerdir iyi istemelerini kabul etmez zulme baş kaldırmak mal ve can açısından insana bazı sorumluluklar yüklediği için Kur'an-ı Kerim ilk defa bu Kur'anla muhatap olan Müslüman kitleye daha önce içinde bulundukları zayıflıklarını, sayısal bakımdan az oluşlarını, çektikleri işkenceleri ve yaşadıkları korkulu anları hatırlatıyor. Yüce Allah'ın bu din sayesinde onları nasıl koruduğunu, zayıflıktan kurtarıp üstün bir konuma getirdiğini ve onlara temiz bir rızık verdiğini hatırlatıyor. O halde peygamberin salat ve selam üzerine olsun kendilerini çağırdığı hayattan ve yüce Allah'ın kendilerine üstünlük aracı kıldığı, onlara bahşedip koruduğu bu hayatın gerektirdiği fedakarlıklardan kaçmamalıdırlar. Hatırlayınız ki, bir zamanlar siz yeryüzünde ezilen, sayıca az bir gruptunuz, insanlar sizi kapıp götürecekler diye korkuyordunuz, fakat şükredesiniz diye Allah size sığınak sağladı, helal besinler sundu, sizi yardımı ile destekledi, di peygamberin salat ve selam üzerine olsun sizi hayat bahşedecek ilkelere çağırdığından emin olmanız için bunları hatırlayınız, zulmün her çeşidine ve her şekline karşı koymaktan geri kalmamanız için bunları hatırlayın, Allah sizi müşriklerle savaşmak durumunda bırakmadan ve peygamberi sizi istemediğiniz halde silahlı grupla karşılaşmaya çağırmadan önce yaşadığınız ezilmişlik ve korku günlerini hatırlayın, sonra da hayat bahşedecek Eden bu çağrı sayesinde nasıl değiştiğinizi zafer ve üstünlük elde etmiş kişiler olduğunuzu, Allah tarafından sevap ve rızıkla mükafatlandırıldığınızı görün, Yüce Allah şükrüne layık olasınız diye sizi güzel şeylerle rızıklandırıyor. Size yönelik lütfundan dolayı ona şükretmenize karşılık olarak da sizi mükafatlandırıyor. İnsanlar sizi kapıp götürecekler diye korkuyordunuz. Bu, bir tehlikenin beklentisi içinde olmanın, korkunun, etrafı gözetip durmanın, kısacası panik halinde olmanın sahnesidir. Bu sahneyi seyreden göz korkunun çizgilerini, endişeden kaynaklanan davranışları, korkudan yuvalarından fırlamış gözleri görür gibi oluyor, öte yandan kapıp götürmek üzere uzanan eller ve korku ve endişe içinde bekleyen Müslüman azınlık. Bu dehşet sahnesinden kendilerini koruyup himayesine alan yüce Allah'ın kontrolünde elde ettikleri güven, güç, zafer, temiz rızık ve bol nimetin oluşturduğu sahneye geçiliyor. Size sığınak sağladı, helal besinler sundu, sizi yardımı ile destekledi. Allah'ın direktiflerinin gölgesinde şükretmeleri dolayısıyla mükafat kazanmaları için şükredesiniz diye bu büyük mesafeyi ve köklü değişimi düşünüp de güvenli, güçlü ve zengin hayatın sesini olumlu karşılık vermeyecek biri var mı, güvenilir ve kerim peygamberin sesine duyarsız kalacak biri düşünülebilir mi, her iki. Sahnede, gözünün önünde canlandırıldığı, her ikisinin de mesaj ve işaretlerini algıladığı halde korumasına, yardımına ve nimetlerine karşılık olarak Yüce Allah'a şükretmeyecek biri var mı? Bununla beraber bu ayetlerle muhatap olan o topluluk her iki sahneyi de yaşamıştı. Geçmişteki ve şimdiki durumlarıyla ilgili olarak bildiklerini hatırlıyorlardı. Bu Kur'an'ın duygularında böyle bir tat bırakması da bu yüzdendi. Yeryüzünün pratiğinde ve insanların hayatında bu dini yeniden egemen kılmak için günümüzde cihad eden Müslüman kitle, her iki aşamadan geçmemiş ve her iki durumun tadına varmamış olabilir, ancak bu Kur'an ona da aynı gerçeği söylemektedir. Gerçi bu kitle günümüzde Yüce Allah'ın şu sözünde ifade ettiği ortamı fiilen yaşamaktadır. Siz yeryüzünde ezilen, sayıca az bir gruptunuz, insanlar sizi kapıp götürecekler diye korkuyordunuz. O halde günümüz Müslüman cemaatin de Allah'ın peygamberinin salat ve selam üzerine olsun kendisini çağırdığı hayat bahşedecek ilkelere olumlu karşılık vermesi, yüce Allah'ın Müslüman kitleye vadettiği ve ilk Müslüman kitlenin hayatında gerçekleştirdiği sonucu pürüzsüz bir inanç ve bağlılıkla gözetmesi gerekmektedir. Yüce Allah kendi yolunu takip eden ve bunun gerektirdiği yükümlülüklere sabreden her Müslüman kitlenin hayatında bu sonucu gerçekleştireceğini vadetmiştir. O halde günümüzün Müslüman kitlesi şu ilahi sözün gerçekleşmesini beklemelidir. Fakat şükredesiniz diye Allah size sığınak sağladı, helal besinler sudu, sizi yardımı ile destekledi. Müslüman kitle ancak Allah'ın gerçek vadi doğrultusunda hareket eder. Realitenin yanıltıcı dış görünüşüne değil, zaten Müslüman kitlenin her realiteden üstün gördüğü tek ve gerçek realite Allah'ın vadidir. Allah ve Resulü'ne hıyanet Çağrı bir kez daha müminlere yöneltiliyor. Kuşkusuz mal ve çocuklar, korku ve cimrilik yüzünden insanı çağrıya olumlu karşılık vermekten alıkoyarlar, peygamberin salat ve selam üzerine olsun çağırdığı hayat hiç kuşku yok ki, üstün bir hayattır, böyle bir hayat insana bir takım yükümlülükler getirir, bazı fedakarlıkları kaçınılmaz kılar, bu yüzden Kur'an bu ihtirası, mal ve çocuk fitnesine dikkat çekmekte dindirmek istiyor, bu noktanın, bela, deneme ve imtihan alanı olduğunu bildiriyor. Bu imtihanı vermede zayıflık göstermekten, cihad çağrısından, emanet, sözleşme ve alışverişin yükümlülüklerinden kaçınmaktan sakındırıyor. Bu yükümlülükleri yerine getirmemeyi Allah'a ve Peygamber'e ve Müslüman kitlenin yeryüzünde yüklendiği emanetlere, Allah'ın sözünü yüceltme, kullar üzerinde onun tek ve ortaksız hanlığını ilan etme, insanlığı hak ve adalet ilkelerine göre yönetme emanet İhanet ihanet olarak değerlendiriyor. Bu sakındırmanın yanında, insanları fedakarlık ve cihaddan alıkoyan mal ve çocuklardan daha üstün olan Allah katındaki büyük sevabı hatırlatıyor. 27 Ey müminler Allah'a, peygambere hıyanet etmeyiniz, yoksa üstlendiğiniz emanetlere bile bile hıyanet etmiş olursunuz. 28 biliniz ki, mallarınız ve evlatlarınız sizin için aslında birer sınav konusudur ve büyük ödül Allah katındadır. Müslüman kitlenin yükümlülüklerini üstlenmekten kaçınmak Allah'a ve Peygamber'e ihanettir. Bu dinin ele aldığı ilk problem de, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah eşittir Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Peygamberidir, problemidir. İlah olarak Allah'ı birleme ve bu konuda sadece Peygamberimiz Muhammed'in salat ve selam üzerine olsun bildirdiklerine uyma sorunudur. Bütün tarih boyunca insanlık, Allah'ı hiç hiçbir zaman kesin olarak inkara yeltenmemiştir. Sadece sahte tanrıları ona ortak koşma yönüne gitmişlerdir. Bu şirk kimi zaman daha az olmak üzere inanç ve ibadet noktasında, kimi zaman da ve çoğunlukla hakimiyet ve otorite noktasında belirmiştir. İnsanlık hayatında çoğunlukla işlenen en büyük şirk ikincisi olmuştur. Bu yüzden bu dinin ele aldığı ilk problem insanları Allah'ın hanlığına inandırmadan çok İlahlık noktasında onu birlemeyi kabul etmeye çağırmak olmuştur, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmeye, yani evrenin düzeni üzerindeki hakimiyetini kabul ettikleri gibi, yeryüzündeki hayatlarının üzerindeki hakimiyet açısından da onun tek ve ortaksız olduğunu ilan etmeye çağrı olmuştur. Bu dinin ele aldığı ilk sorun, o gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. Zuhruf, 84. Bu dinin ele aldığı problem aynı zamanda Allah'ın direktiflerini duyuranın sadece Muhammed salat ve selam üzerine olsun olduğunu bu yüzden onun duyurduğu her şeye uymayı kabul etmek olmuştur. Bu dinin vicdanda inanç, hayatta hareket olarak yer etmesi için ele aldığı başlıca sorun budur. Bu yüzden bu problemi göz ardı etmek Allah'a ve peygambere ihanet etmektir. Yüce Allah kendisine inanan ve bu inancını ilan eden Müslüman kitleyi böylece bir ihanetten sakındırıyor. Bunun sonucu olarak Müslüman kitlenin inancının pratik anlamını gerçekleştirmesi bu cihadın can, mal ve evlat konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği anlaşılmış oluyor. Aynı şekilde yüce Allah Müslüman kitleyi İslam üzerine peygambere (SA) 5. biat ettiği bağlılığını ifade ettiği günden itibaren yüklendiği emanete ihanet etmekten de sakındırıyor. Çünkü İslam dille söylenen bir söz değildir. Sadece bir takım laflar ve iddialardan ibaret değildir. İslam çeşitli zorluklar ve engellerle karşılaşan eksiksiz ve kapsamlı bir hayat sistemidir. Hayatın pratini La ilahe illallah eşittir Allah'tan başka ilah yoktur temelinin üzerinde kurma metodudur bu da insanları gerçek rabbilerine kulluk yapmaya toplumları onun hakimiyetine ve şeriatına Boyun eğmeye yöneltmek, Allah'ın hanlığını ve iktidarını gasp eden tağutları azgınlık ve haksızlıktan alıkoymak, tüm insanlık düzeyinde hak ve adaleti gerçekleştirmek, değişmez bir ölçü uyarınca insanlar arasında denge sağlamak, Allah'ın sistemi uyarınca da yeryüzünü kalkındırma görevini ve Allah'ın halifesi olma sorumluluğunu yerine getirmektir. Tüm bu görev ve sorumluluklar birer emanettirler, bu emanetleri yerine getirmemiş olanlar emanete ihanet etmiş, Allah'a verdikleri sözü tutmamış onun peygamberine gösterdikleri bağlılığı biati ihlal etmiş olurlar kuşkusuz bunlar fedakarlığı, sabır ve dayanıklılığı, mal ve evlat imtihanını aşmayı ve yüce Allah'ın emaneti yerine getiren sabırlı, neyi seçeceklerini iyi bilen ve fedakar kullarını ayırdığı mükafatı tercih etmeyi gerektiren sorumluluklardır. Biliniz ki, mallarınız ve evlatlarınız sizin için aslında birer sınav konusudur ve büyük ödül Allah katındadır. Bu Kur'an insanın özüne hitap eder çünkü insanın yaratıcısı onun gizli bileşimini bilir, onun gizlisini, açığını, iç dünyasının dönemeçlerini, gediklerini, eğilimlerini bilir. Yüce Allah, insanın yapısındaki zaaf noktalarını bilir, mal ve evlat tutkusunun insanın en derin zaafı olduğunu da bilir, bu yüzden insanın dikkatini, mal ve evlat bağışının altında yatan gerçeğe yöneltiyor, Yüce Allah insanları denemek ve imtihana tabi tutmak için onlara mal ve evlat vermiştir, çünkü bunlar, imtihan ve sınanma aracı olan dünya hayatının süsleridirler, Yüce Allah kulun yaptıklarını ve tasarrufunu görmek için bunları imtihana tabi tutar, bunlara karşılık olarak şükrediyorlar mı, nimetin hakkını veriyorlar mı, yoksa onlarla oyalanıp Allah'ın hakkını mı unutuyorlar, biz sizi iyilik ve kötülükte imtihana tabi tutarız, Enbiya, 35, imtihan sadece zorluk ve yoklukta olmaz, rahatlık ve bollukla da olur, mal ve evlatla rahatlık ve bolluğun kapsamına girer. İlk uyarı budur. Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız aslında birer sınav konusudur. Kalbin imtihan ve denemeye tabi tutulacağı konudan haberdar edilmesi, kendinden geçmemesi, unutmaması, imtihan ve sınav esnasında başarısız olmaması için sakındırma, uyarma ve hazırlıklı olmasını sağlama amaçlı bir yardımdır bu. Sonra yüce Allah insanı yardımsız ve karşılıksız olarak bırakmıyor. Çünkü fedakarlığın ağırlığı ve sorumluluğun büyüklüğü nedeniyle uyarılmış olmasına rağmen görevini yerine getirirken insan yine de zaaf gösterebilir. Özellikle imtihan konusu mal ve evlat ise bu yüzden yüce Allah insana hangisinin daha iyi ve daha kalıcı olduğunu gösteriyor. Amaç imtihanda zaaf gösterebilen insana yardım etmek onu korumaktır kuşkusuz. Büyük ödül Allah katındadır. Mal ve evladı bağışlayan Yüce Allah'dır. Mal ve evlad imtihanını aşanlar için onun katında büyük mükafat vardır. O halde kimse emanetin sorumluluğundan ve cihadın gerektirdiği fedakarlıklardan kaçınmamalıdır. İşte bu, içindeki zaaf noktalarını bilen Yüce Yaratıcı'dan zayıf insana bir yardım ve destektir. İnsan zayıf olarak yaratıldı. Nisa 28 bu inanç, düşünce, eğitim ve yönlendirmeye ilişkin eksiksiz bir hayat sistemidir. Her şeyi bilen Allah'ın sistemidir bu, çünkü yaratan O'dur. Yaratan bilmez mi? O latiftir, her şeyden haberdardır. MÜK 14 Allah Korkusu Surenin bu bölümünde müminlere yönelik son çağrı, Allah'tan korkmaya ilişkin bir çağrıdır. Kendi inancına ilişkin olarak kesin bir kanıta dayanmadıkları, kuşkuları ortaya çıkaran vesveseleri gideren uzun ve dikenli yolda ayakları dirençli kılan bir nur olmadığı sürece kalpler bu ağır yükün altından kalkamazlardı takva duyarlılığı ve Allah'ın nuru olmasaydı hakkı batıldan ayıran nosyona bu kritere sahip olmayacaklardı 29 Ey müminler eğer Allah'tan korkarsanız o size iyiyi kötüden ayırt edebilecek bir nosyon bir kriter bağışlar kötülüklerinizi örter ve sizi affeder Allah büyük lütuf sahibidir. İşte azık budur, budur yol hazırlığı, kalpleri dirilten, onları uyaran içlerindeki uyarı, sakınma ve korunma cihazlarını harekete geçiren takva azığı, yolun dönemeçlerini ve kavşaklarını göz alabildiğince ortaya çıkaran yol gösterici nur hazırlığı, tam ve sağlıklı görüşü engelleyen kuşkular ortadan kalkmıştır artık. Sonra bu hataların bağışlanması azığıdır, huzur ve istikrarı sağlayan güven azığı, azıkların tük kendi çalışmaların yetersiz kaldığı bir günde yüce Allah'ın engin lütfunu düşünme azı. Allah korkusunun kalpte yolun kıvrımlarını ortaya çıkaran bir kriter işlevi gördüğü bir gerçektir ancak bu gerçek de hashtag at, #bu gerçeğin tadını fiilen yaşamamış olanlara ulaştırmaz. Allah korkusu olmadığı zaman, işler duygu ve akıl planında karmaşıklığını, yollar görüş ve fikir planında griftliğini sürdürür, yolların ayrılış noktasında batıl hak kisvesinde görünür, kanıt son derece kesin olmasına rağmen, ikna edici olamaz, susturucu olur, ancak akıl ve kalbi harekete geçirmeye yetmez, tartışma gereksiz olmaya başlar, münakaşa boşa gitmiş bir emeğe dönüşür, evet Allah korkusu olmadığı zaman, zaman durum böyledir, ama Allah korkusu olduğu zaman akıl aydınlanır, gerçek açığa kavuşur, yol belirginleşir, kalbe güven duygusu yer eder, vicdan huzura kavuşur, ayaklar doğrulur ve doğru yolda kalıcı olur. Gerçek, özü itibariyle fıtrata gizli değildir, fıtratta gerçeğe yönelik bir uyum söz konusudur, nitekim fıtrat, bu gerçekten almıştır varlığını, göklerle yer, gerçeğe dayalı olarak yaratılmıştır, ancak fıtratla gerçek arasına giren ihtirastır, insanın arzusudur, karmaşıklığa neden olan bu ihtirastır işte, görüşü engelleyen, yolları kör düğme dönüştüren, dönemeçleri görünmez hale getiren insanın ihtirasıdır, Kanıt ne kadar kesin olursa olsun ihtirasa gem vuramaz. Onu durduran ve bertaraf eden Allah korkusudur. İhtirası engelleyen takva ve gizli açık denetimdir. Bunun için yüce Allah'ın kalbe kazandırdığı bu nosyon, bu kriter gözleri aydınlatır, örtüyü kaldırır, yolu iyice belirginleştirir. Kuşkusuz bu, paha biçilmez bir durumdur, öte yandan Allah'ın lütfü bu göz kamaştırıcı duruma bir de hataların giderilmesini, günahların bağışlanmasını ekliyor, bunlara da ''büyük lütfü'' ilave ediyor. Bu öylesine geniş ve kapsamlı bir bağıştır ki, büyük lütuf sahibi ''Kerim'' olan Rabbe'den başkası onu bağışlayamaz. Hile ve Teûze Surenin akışı içinde bulunulan anın problemlerine çözüm getirmek amacıyla geçmişi canlandırmak suretiyle sürüyor. Sonuçta böylesine parlak bir zafer kazandığı savaşa girişen Müslüman kitleye geçmiş ile içinde yaşanılan an arasındaki değişimin göz alıcı boyutlarını tasvir ediyor. Yüce Allah'ın savaşı yönlendirmesi ve takdiriyle onlara ne kadar büyük bir lütufta bulunduğunu gösteriyor. Bu öyle bir durumdur ki ganimet bunun yanında hiç kalır bu uğurda yapılan fedakarlıkların çekilen sıkıntıların lafı bile edilmez Geçen derste, Müslümanların Mekke'deki durumlarına ve bu savaştan önceki durumlarına ilişkin bir tasvir yer almıştı, sayısal azlıkları, güçsüz oluşları, insanların kendilerini kapıp götüreceklerinden korkacak kadar korumasız oluşları anlatılmıştı, ardından Yüce Allah'ın yönlendirmesi, gözetimi ve lütfü sayesinde sığınak buldukları, üstünlük sağladıkları, bol nimete kavuştukları anlatılmıştı. Burada ise ayetlerin akışı, hicretin eşiğinde peygamberimize salat ve selam üzerine olsun karşı komplo düzenlemek üzere aralarında anlaşan müşriklerin durumlarını tasvir etmektedir. Onlar peygamberimizin getirdiği ayetlere karşı çıkarak isteseler kendilerinin de benzeri sözler söyleyebileceklerini iddia etmektedirler. Yine onlar kabul etmemekte diretmektedirler. İnatta o kadar ileri gidiyorlar ki, dönüp doğru yolu bu olacaklarına şayet bu ayetler Allah katından gelmişlerse üzerlerine azabın çabucak indirilmesini istemektedirler Sonra ayetlerin akışı, müşriklerin insanları Allah yolundan alıkoymak için nasıl mallarını harcadıklarını Allah'ın peygamberine karşı savaşmak üzere ne şekilde toplandıklarını anlatmaktadır. Ardından onları dünya hayatında hüsrana uğramak ve yürek acısı çekmekle, ahirette ise cehenneme sevk edilmekle tehdit etmektedir. Kurdukları tuzakların, toplanmaların ve planların ardından hem burada hem de orada zarar ederler eceklerini vurgulamaktadır. Sonunda yüce Allah Peygamberine müşriklere yönelip onları şu iki şıktan birini tercih etme durumunda bırakmasını emretmektedir. A. Şayet kafirlikten, inatçılıktan, Allah ve peygamberine karşı savaşmaktan vazgeçecek olurlarsa, cahiliyede işledikleri bütün bu kötülükler bağışlanacaktır. B. Yok eğer durumlarını sürdürüp, tavırlarını değiştirmeyeceklerse, bu durumda daha önce kendilerine benzeyenlerin başına gelenler onların da başına gelecektir. Yüce Allah'ın azaba ilişkin yasası, işlevini yerine getirecektir. Kuşkusuz bu azabı dileyen ve dilediği gibi takdir eden Yüce Allah'tır. Sonra Yüce Allah Müslümanlara, işkence edecek güçleri kalmayıncaya, yeryüzündeki ilahlık sadece Allah'a ait oluncaya böylece din bütünüyle Allah'a özgü oluncaya kadar kafirlerle savaşmalarını emretmektedir, teslim olduklarını duyururlarsa, Peygamber salat ve selam üzerine olsun kabul edecektir, niyetlerine göre Yüce Allah onları hesaba çekecektir. Çünkü Yüce Allah yapa geldiklerini bilir, bundan yüz çevirip savaşa devam ederlerse, inatlarını sürdürürlerse, Allah'ın tek ve ortaksız hanlığını kabul etmezlerse, Yüce Allah'ın yeryüzündeki otoritesine boyun eğmezlerse, Müslümanlar onlara karşı cihadı sürdürecek ve Yüce Allah'ın kendilerine dost olduğunda kesinlikle emin olacaklardır, o, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. 30 Hani kafirler seni tutuklamak, öldürmek ya da Mekke'den sürmek amacı ile aleyhinde tuzak kurmuşlardı, onlar tuzak kurarken Allah da tuzak kuruyordu, hiç kuşkusuz Allah en etkili tuzak kurucudur. Durumun değişmesinden, konumun farklılaşmasından önce Mekke'de yaşanılan durumun hatırlatılmasıdır bu. Bu aynı zamanda gelecek için güven ve bağlılık anlamına gelmektedir. Ayrıca bu ayet Allah'ın kaderinin yönlendirmesine, hükmettiği ve emrettiği şeylerdeki hikmetine dikkat çekmektedir. İlk defa bu Kur'an'la muhatap olan Müslümanlar her iki durumu da biliyorlardı. Bu bizzat yaşayan, gören ve tadan birinin bilmesi İçinde yaşadıkları an ve fiilen tattıkları huzur ve güven karşısında bu yakın geçmişi hatırlamak, o sıralarda yaşadıkları korku ve sıkıntıyı hatırlamak onlara yetiyordu. Müşriklerin peygambere salat ve selam üzerine olsun ilişkin tasarı ve komplolarına rağmen peygamberin onlardan kurtulmakla kalmayıp, büyük bir zafer kazanmasını göz önünde canlandırmaları yetiyordu. Müşrikler peygamberimizi salat ve selam üzerine olsun bağlamayı, ömür boyu hapsetmeyi ya da öldürüp ondan kurtulmayı, yahut sürüp Mekke'den sınır dışı etmeyi planlamışlardı. Bütün bu alternatifleri görüşmüş, sonunda onu öldürmeyi kararlaştırmışlardı. Bu suçu da bütün kabilelerden birer gencin oluşturduğu ortak bir infaz grubunun işlemesini tasarlamışlardı. Böylece peygamberimizin Salat ve selam üzerine olsun kanı bütün kabilelere dağılmış olacaktı. Haşimoğulları da tüm Araplarla savaşmayı göze alamayacaklardı. Dolayısıyla diyete razı olacaklardı ve bu işte böylece kapanacaktı. İmam Ahmed diyor ki, bize Abdurrezzak anlattı, bize Mamır haber verdi, bana Osman el Ceriri, İbni Abbas'ın kölesi Muksim'den aktardı, ona da İbni Abbas, hani kafirler seni tutuklamak, öldürmek ya da Mekke'den sürmek amacı ile aleyhinde tuzak kurmuşlardı, ayetine ilişkin olarak şunları anlatmış, bir gece Kureyş Mekke'de toplanarak istişarede bulundu, bazısı, sabah olunca onu peygamberimizi kastediyorlar ya, yakalayıp bağlayın, dedi. Kimisi, onu öldürün, kimisi de, sınır dışı edin, dedi. Yüce Allah, peygamberine bunları haber verdi. Bunun üzerine Ali Allah ondan razı olsun peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun yatağında geceledi. Peygamberimiz de çıkıp mağaraya sığındı. Müşrikler de peygamberimiz sanarak Ali'yi gözetlemekle geçirdiler geceyi. Sabah olunca üzerine çullandılar. Peygamberimizin yatağında yatanın Ali olduğunu gördüler. Böylece yüce Allah tuzaklarını başlarına geçirmişti. Nerede bu arkadaşın diye sordular. Ali, bilmiyorum dedi. Bu sefer peygamberimizin izini takip etmeye başladılar. Dağa ulaştıklarında izi kaybettiler. Dağa tırmanıp peygamberimizin içinde bulunduğu mağaraya kadar yaklaştılar. Gördüler ki mağaranın kapısında örümcek ağı var. Buraya girmiş olsaydı kapısında örümcek ağı bulunmazdı dediler. Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun üç gece mağarada bekledi. Onlar tuzak kurarken, Allah da tuzak kuruyordu, hiç kuşkusuz Allah en etkili tuzak kurucudur. Onlar tuzak kurarken, Allah da tuzak kuruyordu ayetinin çizdiği tablo, son derece derin etkisi bulunan bir tablodur. Kureyş'in toplantısını hayalde canlandırıyor, bu tabloda müşrikler bir araya gelmiş, görüş alışverişinde bulunuyorlar, bir şeyler tasarlıyor, tuzaklar kuruyorlar, Allah da onların ötesinde, her şeyi kuşatmış, onların aleyhinde tuzak kuruyor, onların tuzaklarını başlarına geçiriyor, ama bunun farkında değil ler. Bu komik bir tablodur, aynı zamanda ürkütücü bir tablodur. Şu zayıf, basit insanlar nerede? Her şeyi çepeçevre kontrolünde tutan güç, her şeyden üstün olan, kullarının üzerinde karşı konulmaz otoriteye sahip olan, işinin üzerinde etkin bulunan ve her şeyi kuşatan Allah'ın gücü nerede? Kur'an'ın ifade tarzı tabloyu Kur'an'ın eşsiz tasvir yöntemi ile çiziyor. Bununla kalpleri titretiyor, bilincin derinliklerini harekete geçiriyor. Eskilerin masalları Surenin akışı kafirlerin durumlarını, davranışlarını, iddialarını ve iftiralarını anlatmakla sürüyor, isteseler bu Kur'an'ın benzeri sözler söyleyebileceklerini iddia edecek kadar ileri gittiler, aynı zamanda bu kafirler, Kur'an'ı eskilerin masalları şeklinde nitelendirmekten de geri kalmıyorlardı. 31 onlara ayetlerimiz okununca işittik istesek biz de bunlar gibisini söyleyebiliriz bunlar eskilerin masallarından başka bir şey değildirler dediler İbni Kesir tefsirinde, Said B. Cübeyr, Südey, İbni Cüreye ve başkalarına dayanarak, bunu söyleyenin ne b. Haris olduğunu belirtir, bu adam Allah'ın laneti üzerine olsun Fars ülkesine gitmiş, orada kralları Rüstem ve İsfendiyar'ın hikayelerini öğrenmişti, döndüğünde Peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun Allah tarafından gönderildiğini ve insanlara Kur'an okuduğunu görmüştü, Peygamberimizin bir toplantıdan ayrıldığında onun yerine oturur ve öğrendiği bu hikayeleri insanlara anlatırdı. Sonra da Allah için söyleyin hangimiz daha güzel hikaye anlatıyoruz? Ben mi Muhammed mi? derdi. Bu yüzden yüce Allah fırsat verip de NADR Bedir günü esirler arasında yer alınca peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun boynunu vurmak üzere yanında alıkonmasını emretti. Nitekim bunu yaptı da Allah'a hamdolsun. Nadre esir alan Mikdat B. Esveddi, Allah ondan razı olsun nitekim İbni Cerir şöyle der, bize Muhammed B. Beşar anlattı, bize Muhammed B. Cafır, bize Şube Ebu Buşre'den, o da sait B. Cübeyr'in şöyle dediğini anlattı, Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun Bedir günü Ukbe B. Ebu Muit, Tuayma B. Adi ve Nadr B. Haris'i yanında alıkoyarak öldürdü, Mikdat Allah ondan razı olsun Nadre esir almıştı Peygamberimiz Nadr'ın öldürülmesini emredince Miktat, ya Resulallah, o benim esirimdir, dedi. Peygamberimiz, o Allah'ın kitabı hakkında ileri geri konuşuyordu, dedi ve öldürülmesini emretti. Miktat tekrar, ya Resulallah, o benim esirimdir, dedi. O zaman Peygamberimiz, Allah'ım Miktat'ı lütfunla zengin kıl, diye dua etti. Miktat, istediğim buydu, dedi. İşte bu ayet NADR hakkında nazil olmuştur, onlara ayetlerimiz okununca işittik, istesek biz de bunlar gibisini söyleyebiliriz, bunlar eskilerin masallarından başka bir şey değildirler, dediler. Müşriklerin Kur'anı, eskilerin masalları, şeklinde nitelendirmeleri Kur'an-ı Kerim'de birkaç kez tekrarlanmıştır, örneğin, Kur'an eskilerin masallarıdır, başkalarına yazdırmış sabah akşam kendisine okunmaktadır, Furkan, 5. Bu söz kur ana karşı koymak için giriştikleri manevraların bir halkasından başka bir şey değildir. Kur'an insan fıtratına gerçeğe dayanarak hitap eder. Fıtrat bu gerçeği kendi derinliklerinde tanır, buna karşı ürperir ve olumlu tepki gösterir. Kur'an karşı konulmaz gücüyle yönelir gönüllere, gönüller de Kur'an'ın mesajını duyunca, derinden sarsılırlar ve ona olumlu karşılık vermekten kaçınmazlar, burada Kureyş'in kimi büyükleri böyle bir manevraya sığınıyorlar, üstelik onlar, bunun manevra olduğunu da bilmiyorlar, ne var ki onlar Kur'an'da, çevrelerindeki milletlerin mitolojilerine benzer şeyleri araştırmak, böylece Arap halklarının kafalarını karıştırmak istiyorlardı. Nitekim bu halkların fiilen yaşadıkları kula kulluk durumunu sürdürmek için bu manevralara başvurmuşlardı. Kureyş'in önderleri, bozulmamış dillerinde yer alan kelimelerin ne anlama geldiğini bildiklerinden dolayı, bu çağrının altında yatan gerçeği de çok iyi biliyorlardı. Onlar, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna, şahitlik etmenin insanın egemenliğine topyekün baş kaldırmak, Allah'ın tek ve ortaksız hanlığının ve hakimiyetinin altına girmek, sonra Allah'a yönelik bu kulluğa ilişkin konular da tanrılar ya da Allah adına konuşan herhangi bir insandan değil de sadece Muhammed'den salat ve selam üzerine olsun direktif almak anlamına geldiğini biliyorlardı. Ayrıca onlar bu şekilde şahitlikte bulunan insanların Kureyş'in otoritesinden, önderlik ve hakimiyetinden çıkıp Peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun öncülük yaptığı organik bir topluma katıldıklarını, sadece onun önderliğine ve otoritesine boyun eğdiklerini, ailelerinden, kabilelerinden, aşiretlerinden, kavmin bilginlerinden ve cahiliyenin önderliğinden bağlarını ve dostluklarını koparıp bütün bağlılıkları ve dostluklarıyla yeni önderliğe ve bu yeni önderliğin yönettiği Müslüman kitleye yöneldiklerini görüyorlardı. İşte Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik etmek, bütün bunları ifade etmektedir. Bu, Kureyş'in ileri gelenlerince görülen bir yeliteydi. Bunun rejimlerine, toplumsal, siyasal ve ekonomik düzenlerine, ayrıca siyasal rejimlerinin dayandığı inanç sistemlerine yönelik bir tehdit, bir tehlike olduğunu kavramakta gecikmemişlerdi. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik etmek hiçbir zaman günümüzde kendilerini Müslüman sanan toplumların anladığı gibi asılsız, boş ve basit bir anlama gelmemektedir. Bu toplumlar yeryüzünde ve insanların hayatında Allah'ın hanlığının varlığı ve etkinliği bulunmazken toplumlara hakim olan ve onları yönlendiren cahiliye önderliği ve yasalarıyken sadece dilleriyle şehadet getirmek ve bazı ibadetleri yerine getirmekle kendilerinin müslüman olduklarını sanmaktadırlar. Mekke'de İslam'ın bir toplumsal yasası ve devleti olmadığı bir gerçektir ancak Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik edenler derhal Muhammed'in salat ve selam üzerine olsun önderliğine teslim oluyorlardı. Hemen Müslüman kitleye bağlılıklarını ve dostluklarını ifade ediyorlardı. Aynı zamanda cahiliyenin önderliğinden uzaklaşıyor ve ona karşı koyuyorlardı. Dilleriyle şehadet getirir getirmez, aileleri, aşiretleri, kabileleri ve cahiliye toplumunun önderliğiyle olan bağlarını ve dostluklarını kesiyorlardı, günümüzde olduğu gibi boş, anlamsız ve basit bir söyleyiş söz konusu değildi, tersine, bu şahitliğin pratik ve fiili anlamı İslam'ın dayandığı temel gerçeğin tercümanı niteliğindeydi. Kureyş'in ileri gelenlerinin İslam'ın yayılmasından ve Kur'an'dan rahatsız oluşlarının nedeni buydu. Nitekim daha önce Haniflerin müşriklerin inançlarından ve ibadetlerinden uzaklaşmaları, sadece Allah'ın ilahlılığına inanmaları, kulluk kastı taşıyan davranışları Allah'a sunmaları ve putlara ibadet etmeyi temelden reddetmeleri Kureyş'in ileri gelenlerini rahatsız etmemişti. Buraya kadar cahiliye tautunu ilgilendiren bir şey söz konusu değildir, çünkü hareket halinde belirmeyen, eyleme dönüşmeyen soyut bir inanç sistemi ve bir takım bireysel ibadetler, tağut için bir tehlike oluşturamamaktadır. Günümüzde Müslüman olmak isteyen, ancak İslam'ın ne olduğunu iyice bilmeyen bazı iyi niyetli kimselerin sandığı gibi İslam bu değildir. İslam, şehadetin ilanıyla birlikte başlayan bir harekettir. Cahiliye toplumundan, düşüncelerinden, değer yargılarından, onun önderliğinden, otoritesinden ve toplumsal yasasından bütünüyle soyutlanmaktadır. Aynı zamanda İslam çağrısı önderliğine ve realite dünyasında gerçekleştirmek isteyen Müslüman kitleye bağlanmaktır. İşte bu Kureyş'in ileri gelenlerinin mahvolması, yok edilmesi anlamına geliyordu. Bu yüzden çeşitli yöntemlere başvurarak İslam'a karşı koyuyorlardı. Başvurdukları yöntemlerden biri de Kur'an'ın eskilerin masalı olduğunu, isteseler kendilerinin de bunun gibisini söyleyebileceklerini iddia etmeleriydi. Bu iddiayı sık sık tekrarlıyor ve her defasında çaresiz kalıp hezimete uğruyorlardı. Ayette geçen esatir kelimesinin tekili usturep dir çoğunlukla tanrılara ilişkin hörafeden ibaret düşüncelerden, geçmişlerin olaylarından ve olağanüstü kahramanlıklarından, hayal ve hörafenin büyük rol oynadığı asılsız olaylardan oluşan karmaşık hikaye anlamına gelmektedir. Kureyş'in ileri gelenleri, Kur'an'da yer alan geçmiş milletlere ilişkin hikayeler, olağanüstü olayları ve mucizeleri dile getiren bölümler, Yüce Allah'ın yalanlayanlara yaptıklarını ve müminleri kurtarmasını anlatan ayetler gibi bu konuyu içeren Kur'an'ın anlatımına, hikaye ediş tarzına, dayanarak her şeyden habersiz yığınlara, bu Kur'an eskilerin masallarıdır, Muhammed bunları, bu hikayeleri derleyenlerden yazmış, gelip size okuyor ve bunların Allah tarafından kendisine vahyedildiğini iddia ediyor diyorlardı NADRB Haris de Peygamberimizden sonra gelip onun bulunduğu mecliste ya da ona yakın bir mecliste oturur, İran'a yaptığı seyahatlerde öğrendiği İran efsanelerini anlatırdı. Sonra da dinleyicilerine, bunlar da Muhammed'in söylediği türden şeylerdir. Üstelik ben onun gibi Peygamberlik iddiasında bulunup Allah'tan vahiy aldığımı da ileri sürmüyorum. Kur'an, bunlar gibi eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu. Cahiliye ortamında bu tür zihin bulandırıcı propagandaların kamuoyunda özellikle bu tür masal ve hikayelerle Kur'an arasındaki farkın iyice belirginleşmediği dönemlerde büyük etki bıraktığını takdir etmemiz gerekmektedir. Böylece peygamberimizin Bedir Savaşı öncesinde NADRB Haris'in öldürülmesi için özel duyuru yapmasının, sonra onu esirler arasında bulunca onunla birlikte birkaç kişinin daha öldürülmesini emretmesinin ve diğerlerinde olduğu gibi onlardan fidye kabul etmemesinin sebebini kavramış oluruz. Bununla birlikte, Mekke'de başvurulan bu yöntemler uzun süre yaşamadı, çok geçmeden bu manevraların gerçek mahiyeti ortaya çıktı, Kur'an, Yüce Allah'dan kaynaklanan karşı konulmaz güç ve en kısa zamanda insan fıtratıyla uyum sağlayan köklü gerçek sayesinde, bu yöntemleri ve manevraları etkisiz hale getirdi, geride hiçbir şey bırakmamak üzere silip süpürdü, bu sefer Kureyş'in ileri gelenleri paniğe kapılıp, bu kur, anı dinlemeyin okunurken gürültü çıkarın belki bu şekilde onu bastırırsınız Fussilet 26 demeye başladılar Ebu Süfyan Ebu Cehil ve Ahnes B, Şureyk gibi Kureyş'in önde gelen simaları, birbirlerini kollayarak geceleri gizliden gizliye Kur'an dinlemekten kendilerini alamıyorlardı, diğerlerinden gizli olarak ayakları onları geceleri peygamberi dinlemeye sürüklüyordu, öyle ki, gençler onları görüp bu Kur'an'ı dinlemekle kafaları karışmasın diye bir daha gelmemek üzere birbirlerine söz verip anlaşmışlardı. Ne var ki, ne ADRB, Haris'in insanları Kur'an'dan soğutmak için başka bir şey ortaya atmak suretiyle onları kandırmaya çalışması bu konudaki girişimlerin sonuncusu olmamıştır, olmayacaktır da, bu girişim değişik görünümler altında tekrarlanmış, bundan sonra da tekrarlanacaktır. Bu dinin düşmanları insanları kesin bir şekilde Kur'an'dan uzaklaştırmak için kesintisiz bir çaba içinde olmuşlardır, bunda baş başarısız olunca, bu sefer Kur'an'ı, hafızların güzel sesleriyle okuduğu, dinleyenlerin kendilerinden geçtiği namelere, insanların ceplerinde, göğüslerinin üzerinde taşıdıkları ve yastıklarının altına koydukları muskalara, nazar dualarına dönüştürdüler, sonra da bu insanlara böyle yapmakla Müslüman olduklarını telkin edip, bu Kur'an'ın ve bu dinin gereklerini yerine getirdiklerini zannettirdiler. Böylece insanların hayatına yön veren prensiplerin kaynağı Kur'an değildir artık, bu dinin düşmanları, onlar için hayatlarına ilişkin tüm direktifleri edindikleri bir alternatif getirmişlerdir, insanlar toplumsal yasalarını, kanunların, değer yargılarını ve ölçülerini aldıkları gibi düşünce ve anlayışlarını da bu alternatif kaynaktan edinmeye başladılar, sonra bu düşmanlar insanlara şöyle demeye başladılar, kuşkusuz bu din saygındır Kur'an da dokunulmazdır, üstelik bu Kur'an her zaman, sabah, akşam size okunmaktadır, güzel sesli hafızlar okumakta, namelerle terennüm etmektedirler, bu okuyuşun ve bu terennümün dışında bu Kur'an'dan daha ne bekliyorsunuz, düşünce ve anlayışlarınıza, düzen ve rejimlerinize, şeriat ve kanunlarınıza, değer ve ölçülerinize gelince, bütün bunların kaynağı niteliğinde bir başka Kur'an vardır, ona müracaat ediniz kuşkusuz bu nadir B Haris'in başvurduğu manevranın aynısıdır fakat bu sefer zamanın gelişmesine ve hayatın oturmuşluğuna paralel olarak daha bir gelişmiş ve daha ustaca hazırlanmış bir görünüm arz etmektedir. Bu birçok görünümüyle aynı manevradır. Asırlar boyu bu dine karşı girişilen komploların tarihinden bu manevrayı tanımak her zaman mümkündür. Ancak ona yönelik komploların sürekliliğine, kurnazca hazırlanmış olmasına, daha gelişmiş ve ilerlemiş olmasına rağmen bu Kur'an'ın her zaman üstün gelmesi hayret verici bir olaydır. Bu kitabın olağanüstü özellikleri vardır. Fıtratın üzerinde karşı konulmaz bir etkinliğe sahiptir. Tüm yeryüzünü kaplayan cahiliyenin komploları, Yahudi ve Haçlı şeytanların tuzakları, her yerde ve her çağda Yahudi ve Haçlıların güdümündeki ki evrensel iletişim araçlarının komploları hiçbir zaman Kur'an'ın bu karşı konulmaz gücüne üstünlük sağlayamayacaktır kuşkusuz bu kitap yeryüzündeki bütün düşmanlarının boyunlarını bükmekte onları çaresiz hale getirmektedir öyle ki bu düşmanlar Kur'an'ı uluslararası yayın kurumlarında propaganda aracı olarak kullanmaktadırlar Yahudiler haçlılar ve onların müslüman ismi altındaki işbirlikçileri de aynı şekilde Kur'an yayı yapmaktadırlar Gerçekte onlar, Kur'an'ı, Müslümanların, nezdinde sırf namelerden, tekvait uygun okuyuşlardan, muska ve nazar dualarından ibaret bir kitaba dönüştürüp Müslüman, insanların bile düşüncelerinden uzaklaştırmada başarıya ulaştıktan sonra, yayın kurumlarında, radyo istasyonlarında Kur'an yayını yapmaktadırlar, evet onlar, Kur'an'ı hayata yön veren prensiplerin kaynağı olmaktan çıkarmışlardır, bütün konularda yönlendirici rol oynayacak prensipler için alternatif kaynaklar ortaya atmışlardır. Ne var ki, bu kitap, bütün bu komploların ötesinde, her zaman işlevini yerine getirmiştir, getirecektir de, yeryüzünün herhangi bir köşesinde bu Kur'an'ın kararlılığı etrafında birleşen, hayatına yön veren direktifleri sadece ondan edinen, kurulan komploların, uygulanan baskı, katliam ve sürgünlerin ötesinde Yüce Allah'ın vade ettiği yardım ve zaferi gözeten Müslüman bir kitle oluştuğu zaman, bu Kur'an bir kez daha işlevini eksiksiz bir şekilde yerine getirecektir. Azgın inat. Sonra surenin akışı devam ederken ayetler, müşriklerin yenmeye çalıştıkları ve her defasında yenildikleri hak karşısındaki hayret verici inatlarını tasvir ediyor. Meğer büyüklenme onları bu dine teslim olmaktan, otoritesine boyun eğmekten alıkoyuyormuş. İşte onlar şayet bu Kur'an Allah katından gelmiş hak içerikli bir kitap ise üzerlerine gökten taş yağdırmasını ya da can yakıcı bir azap indirmesini istiyorlar. Oysa Yüce Allah'dan bu gerçeğe tabi olmayı ve gerçek taraftarlarının safında yer almayı nasip etmesini istemeleri gerekirdi. 32 Hani onlar, Allah'ımız, eğer bu Kur'an senin tarafından gönderilmiş gerçek bir kitap ise, başımıza gökten taş yağdır ya da bizi acıklı bir azaba çarptır, dediler. Bu son derece garip bir duadır, yok olmayı, gerçeğe boyun eğmeye onlara göre de gerçek olsa bile tercih edecek kadar azgınlaşan bir inatçılığı tasvir etmektedir. Bozulmamış fıtrat herhangi bir konuda kuşkuya düştüğü zaman, bu konuda herhangi bir küçüklük kompleksine kapılmadan gerçeği ortaya çıkarması ve kendisini gerçeğe yöneltmesi için Allah'a dua eder. Ancak fıtrat azgınlaştığında, büyüklük kompleksine kapılıp bozul olduğunda günahla övünmeye başlar öyle ki gerçek hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde gözlerinin önünde belirdiği halde gerçeğe boyun eğmektense yok olmayı ve acıklı bir azaba çarpılmayı tercih eder Mekke'deki müşrikler peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun çağrısını işte böyle bir inatçılıkla karşılıyorlardı ne var ki bu çağrı en sonunda bu azgın ve şımarık inatçılığa karşı üstünlük sağlamıştır Sure'nin akışı bu inat ve iddialar üzerine şu değerlendirmeyi yapıyor: Onlar gökten üzerlerine taş yağdırılmayı ve Şayet bu Kur'an Allah katından gelmiş hak bir kitapsa ki haktır acıklı bir azaba çarptırılmayı istemelerine rağmen evet buna rağmen yüce Allah onları daha önce ayetlerini yalanlayan toplumların başına gelen kökten yok etme azabından muaf tutmuştur çünkü Allah'ın peygamberi salat ve selam üzerine olsun aralarındadır ve onları doğru yola çağırmaktadır peygamber aralarında bulunduğu halde Yüce Allah onları kökten yok etmek suretiyle cezalandıracak değildir. Aynı şekilde Allah'tan bağışlanma diledikleri sürece, bir takım günahlarından dolayı Yüce Allah onları böyle bir azaba çarptırmayacaktır. Yoksa azabın onlardan alıkonması sırf onların Kabe'nin çevresinde oturuyor olmalarından kaynaklanmamaktadır. Çünkü onlar bu evin Kabe'nin koruyucu dostları değildirler, bu evin koruyucu dostları Allah'tan korkanlardır. 33 oysa sen aralarında bulundukça Allah onları azaba çarptırmaz. Ayrıca bağışlanma dilerlerken de Allah onları azaba çarptırmaz. 34 yoksa onlar insanların mescid-ı harama girmelerine engel oldukları halde, Allah onları niye azaba çarptırmasın ki, onlar oranın korucuları değildiler, oranın korucuları ancak Allah'ın yasaklarından sakınanlardır, fakat çokları bunu bilmezler. 35 onların Kabe karşısında tapınmaları naradan ve alkıştan ibaretti, süre gelen inkarcılığınızın karşılığı olarak şimdi azabı tadın bakalım onlara süre tanıyan Allah'ın rahmetidir. Yüce Allah rahmetinden dolayı inat etmelerine karşılık hemen onları cezalandırmıyor. İnsanları mescidi haramı ziyaret etmekten alıkoymalarına karşılık olarak onları hemen azaba çarptırmıyor. Müşrikler Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmelerine engel oluyorlardı. Oysa Müslümanlar kimseyi Kabe'yi ziyaret etmekten alıkoymamışlardı. Kimseyi incitmemişlerdi. Allah'ın rahmeti daha sonraları da olsa, imanın aydınlığı gönlüne yansımış herhangi biri hidayet çağrısına olumlu karşılık verebilir diye, onlara süre tanımaktadır, peygamber aralarındadır ve onları davet etmektedir, onlardan bazılarının olumlu karşılık verme ihtimali belirmiştir, peygamberin aralarında yaşıyor olması sayesinde kendilerine süre tanımaktadır, iman çağrısına olumlu karşılık verdikleri, yaptıkları kötülük lerden dolayı bağışlanma dileyip tevbe ettikleri sürece, kökten yok olma azabından korunmanın yolu daima açıktır. Oysa sen aralarında bulundukça Allah onları azaba çarptırmaz, ayrıca bağışlanma dilerlerken de Allah onları azaba çarptırmaz. Yoksa eğer Yüce Allah, içinde bulundukları durumlarına göre onlara muamele edecek olursa, onlar bu azabı çoktan hak etmişlerdir. Yoksa onlar insanların mescidi harama girmelerine engel oldukları halde, Allah onları niye azaba çarptırmasın ki, onlar oranın korucuları değildirler, oranın korucuları, ancak Allah'ın yasaklarından sakınanlardır, fakat çokları bunu bilmezler onların azaba çarptırılmasına engel olan şey, iddia ettikleri gibi İbrahim peygamberin selam üzerine olsun soyundan gelmiş olmaları veya Allah'ın evinin bekçileri, korucuları olmaları değildir. Bu, pratik bir temeli bulunmayan bir iddiadan başka bir şey değildir. Onlar bu evin, Kabe'nin dostları ve sahipleri değildirler, onun düşmanıdırlar, onu gasp etmişlerdir. Çünkü Allah'ın evi öncekilerin sonrakilere bıraktığı bir miras değildir. Ona Allah'dan korkan dostları varis olur. Kendilerinin İbrahim'in selam üzerine olsun varisi olduklarına ilişkin iddiaları da böyledir. İbrahim peygambere varis olmak kan ve soy bağıyla gerçekleşen bir şey değildir. Bu veraset ancak din ve inanç bağıyla gerçekleşir. İbrahim'in ve onun Allah için inşa ettiği bu evin varisleri Allah'dan korkanlardır. Onlar bu evin gerçek korucularını İbrahim İbrahim'in dinine inananları Kabe'den alıkoymaktadırlar. Onlar Kâbe'nin yanında namaz kılıyor olsalar bile, onun dostları korucuları değildirler, üstelik yaptıkları tapınma namaz da değildir, yaptıkları ıslık çalmak ve el çırpmaktı, vakardan uzak, karma karışık bir takım davranışlardı, ne Kâbe'nin saygınlığının bilincindeydiler, ne de Allah'ın heybetinden ürperiyorlardı. İbni Ömer Allah ondan razı olsun şöyle der Müşrikler yanaklarını yere değdirerek ıslık çalıyor alkış tutuyorlardı bu olay günümüzde, İslam ülkeleri, adı verilen birçok ülkede, yanaklarını kapı eşiklerine, mevki ve makam sahiplerinin ayaklarına sürten çalgıcıları, dalkavuk alkışçıları ve şamatacıları hatırlatmaktadır insana, işte bu, değişik şekillerde ortaya çıkan aynı cahiliyedir ve bu cahiliye bir kez daha en büyük ve en açık şekliyle ortaya çıkmıştır. Yeryüzünde kulların ilahlık sürmesi, insanların hayatına hükmetmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu olay gerçekleşti mi? Diğer cahiliye şekilleri bunu izler ve bunlar sadece bu büyük cahiliyenin bir ayrıntısı niteliğindedirler. Süre gelen inkarcılığınızın karşılığı olarak şimdi tadın azabı bakalım. Burada işaret edilen Bedir Günü Müslüman kitlenin elinden çektikleri azaptır. İstedikleri azaba, kökten yok etme azabına gelince bu azap Allah'ın onlara yönelik rahmeti ve aralarında yaşayan peygamberine ikramı sayesinde ertelenmiştir. Belki tevbe edip yaptıklarından pişman olur, Allah'tan bağışlanma dilerler diye. Allah yolundan ALEKOYANLAR Kafirler insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için, mal varlıklarını ortaya koyarak yardımlaşırlar, Peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun hayatını anlatan kitaplardan yaptığımız alıntılarda değinildiği gibi Bedir günü de yardımlaşmışlardı, aynı şekilde Bedir'den sonra ikinci bir çarpışma için hazırlık yapmışlardı, Yüce Allah arzularının boşa çıkacağı, harcadıkları malların içlerinde yürek acısına dönüşeceği uyansa bulunuyor. Onlara dünyada bozgun, ahirette de cehennem azabı vad ediyor. 36 kafirler insanları Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar. Onlar mallarını bu uğurda harcayacaklar, sonra da bu harcama onlar için yürek acısı olacak, arkasından da yenilgiye uğrayacaklardır. Kafirler cehennemde bir araya getirileceklerdir. 37 ta ki Allah murdarı temizde ayırt etsin ve murdarları üst üste koyup hep bir araya yığarak cehenneme atsın, işte bunlar hüsrana uğrayanlardır. Muhammed B., İshak, Zehri ve başkalarından şöyle rivayet eder, Kureyş Bedir günü ağır bir bozguna uğrayıp, Yenik orduları Mekke'ye dönmüştü, o sırada Ebu Süfyan da kervanıyla birlikte Mekke'ye gelmişti, Abdullah B., Rebiya, İkrime B., Ebu Cehil, Safvın B., Ümeyye, Bedir'de babalarını, oğullarını ve kardeşlerini kaybeden Kureyş'ten bazı kimselerle birlikte Ebu Süfyan B., Harbin yanına gidip ona ve Kureyş'e ait bu ticaret kervanında malları bulunan kimselere şöyle dediler, Ey Kureyşliler, Muhammed sizi korkutmuş ve sizin en seçkinlerinizi öldürmüştür, ona karşı savaşmamız için bu malları bize verin, böylece bizden öldürülmüş olanların intikamını almış oluruz, onlar da bunu yaptılar, İbni İshak diyor ki, İbni Abbas'ın da dediği gibi Yüce Allah onlar hakkında bu ayeti indirdi. Kafirler insanları Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar. Onlar mallarını bu uğurda harcayacaklar. Sonra da bu harcama onlar için yürek acısı olacak, arkasından da yenilgiye uğrayacaklardır. Kafirler cehennemde bir araya getirileceklerdir. Bedir Savaşı'ndan önce ve sonra gerçekleşen bu olay, bu dinin düşmanlarının başvurdukları geleneksel yöntemlerden sadece bir örnektir. Onlar insanları Allah'ın yolundan alıkoymak, bu dinin yoluna engeller koymak, her zaman ve her yerde bir Müslüman kitleye karşı savaşmak için mallarını harcarlar, ellerinden gelen tüm çabayı sarf ederler ve çeşitli komplolar kurarlar. Kuşkusuz bu savaş kesintiye uğramadan devam edecektir, bu dinin düşmanları onu rahat bırakmayacaklardır, bu dinin taraftarlarının kendilerini güvencede hissetmelerine müsaade etmeyeceklerdir, ayrıca bu dinin metodu, cahiliyeye saldırmak üzere harekete geçmektir, bu dinin taraftarlarının yolu, haksızlığa ve düşmanlığa dayalı cahiliyenin gücünü kırmak, yerle bir etmek ve bir daha tağutların saldırmaya cesaret edemeyecekler edecekleri şekilde Allah'ın sancağını yükseltmek için harekete geçmektir. Yüce Allah, insanları Allah'ın yoluna girmekten alıkoymak için mal varlıklarını ortaya koyanlara bu mallarının yürek acısına dönüşeceği uyarısında bulunuyor. Onlar sonunda bu mallarını büsbütün kaybetmek için harcıyorlar. Ahirette ise cehennemde bir araya geleceklerdir. Böylece büyük yürek acısı gerçekleşmiş olacaktır. Şu ayette ifade edildiği gibi Ta ki, Allah murdarı temizden ayırt etsin ve murdarları üst üste koyup hep bir araya yığarak cehenneme atsın, işte bunlar hüsrana uğrayanlardır. Ama nasıl? Kafirler tarafından harcanan bu mallar batılı güçlendirip, düşmanlığa yöneltir, hak da cihad ederek, savaşarak ona karşı koyar, batılın hareket gücü ortadan kaldırmak için harekete geçer, bu acı sürtünmenin sonucu karakterler ortaya çıkar, hak ve batıl birbirinden iyice ayrılır, aynı şekilde hak ve batıl taraftarları da birbirlerinden ayrılırlar, başlangıçta deneyim ve imtihandan önce hak sancağı altında toplanan san saflarda bile bu ayrılık kendini gösterir. Böylece Allah'ın yardımını hak eden sabırlı, dirençli ve fedakar kimseler ortaya çıkar. Artık bunlar emaneti yüklenmeye, onu korumaya ehil kimselerdir. İmtihan ve sıkıntının dayanılmaz baskısıyla emanetten sapmayacaklardır. Bu noktada Yüce Allah murdarları üst üste koyup cehenneme atar. Bu da hüsrana uğramanın doruk noktasıdır. Kur'an'ın ifade tarzı murdarı öylesine somutlaştırıyor ki, insan hacimli bir cisim sanıyor, bir pislik yığını gibi beliriyor ve ateşe atılıveriyor, değer verilmeden, önemsenmeden. Murdarları üst üste koyup hep bir araya yığarak cehenneme atsın. Bu somutlaştırma ayetin anlamına, insan hissinde derin bir gerçeklik kazandırıyor, ifade etme ve etkilemede Kur'an'ın başvurduğu bir yöntemdir bu. Allah'ın dini hakim olana kadar savaşın Surenin akışı, dayanışma içindeki kafirlerin akıbetine ve üst üste yığılan murdarların sonucuna ilişkin bu kesin açıklamayı yaptıktan sonra, kafirlere en son uyarıda bulunması için peygamberimize yöneliyor, aynı şekilde Müslüman cepheye de hitap ediliyor ve, yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din bütünüyle Allah'a özgü oluncaya kadar savaşmak, emri veriliyor, bu arada cihad eden Müslüman kitleye yüce Allah'ın kendilerine dost ve destekçi. Olduğu güvencesi veriliyor, Allah dostları, yardımcıları ve destekçileri olduğu sürece insanların savaşla hileyle onlara galip gelmeleri mümkün olmayacaktır. 38 kafirlere dedi ki eğer saldırganlıklarından vazgeçerlerse geçmişteki suçları bağışlanır, yok eğer eski tutumlarına dönerlerse, daha öncekiler için geçerli olan kurallar onlar için de işler. 39 fitnenin kökü kazınıp Allah'ın dini kesinlikle egemen oluncaya kadar onlarla savaşınız, eğer yaptıklarından vazgeçerlerse, hiç şüphesiz Allah onların ne yaptıklarını görür. 40 Eğer yüz çevirirlerse biliniz ki, Allah sizin dostunuz ve dayanağınızdır, o ne güzel bir dost ve dayanak, ne güzel bir yardım edicidir yaratıcı ve dilediğini zorla yaptıran ezici güce sahip olan Yüce Allah'ın onların topluluklarının mahvına, harcadıkları malların yürek acısına dönüşmesine, dünyada rezil olup yürek acısı çektikten sonra murdarların üst üste konulup cehenneme atılmasına ilişkin açıklamasının ışığında kafirlere söyle. Kafirlere de ki, eğer saldırganlıklarından vazgeçerlerse, geçmişteki suçları bağışlanır, yok eğer eski tutumlarına dönerlerse daha öncekiler için geçerli olan kurallar onlar için değişler. İçinde yaşadıkları küfre, İslam ve Müslümanlara karşı savaşmak üzere bir araya gelmeye, insanları Allah yolundan alıkoymak için malı harcamada bulunmaya son vermeleri için karşılarına önemli bir fırsat çıkmıştır. Bütün bunlardan tevbe etmeleri ve Allah'a dönmeleri için önlerindeki yol açıktır. Bu durumda önceki günahları bağışlanır çünkü İslam daha önce işlenenleri siler, götürür. İnsan anasından doğmuş gibi daha önce iş işlemiş kötülüklerden arınmış olarak İslam'a girer, ancak onlar bu açıklamadan sonra tekrar içinde bulundukları küfre ve düşmanlığa dönecek olurlarsa, onlardan önce gelip geçmiş milletlere ilişkin Allah'ın yasası işlevini yerine getirecektir. Allah'ın yasası, tebliğ ve açıklamadan sonra yalanlayanları azaba çarptırmak, dostlarına da zafer, üstünlük ve galibiyet sağlamak şeklinde işlevini görmüştür. Bu değişmez ve her her zaman için geçerli olan bir yasadır. Buna göre kafirler, yolların ayrılış noktasında tercihlerini yapmalıdırlar. Bu noktada kafirlerle yapılan konuşma son buluyor ve surenin akışı müminlere yöneliyor. Fitnenin kökü kazınıp Allah'ın dini kesinlikle egemen oluncaya kadar onlarla savaşınız, eğer yaptıklarından vazgeçerlerse hiç şüphesiz Allah onların ne yaptıklarını görür. Eğer yüz çevirirlerse biliniz ki, Allah sizin dostunuz ve dayanağınızdır, o ne güzel bir dost ve dayanak, ne güzel bir yardım edicidir. İşte Allah yolunda cihadın her çağda ve her yerde geçerli olan sınırları, bununla beraber, İslam'da cihada ve İslam savaş kurallarına ilişkin olarak bu surede yer alan hükümler nihai hükümler değildirler. Bu konudaki son hükümler, Hicri 9. senede indirilen Tevbe suresinde yer almaktadır. Bununla beraber surenin giriş kısmında da söylediğimiz gibi İslam aksiyoner bir harekettir. İnsanlığın pratik hayatını uygulamaktadır uygun yöntemlerle karşılar, aynı zamanda İslam aşamalı bir harekettir. Her aşama için pratik ihtiyaç ve gereklerine cevap verecek uygun yöntemleri vardır. Bununla beraber, fitnenin kökü kazınıp, Allah'ın dini kesinlikle egemen oluncaya kadar onlarla savaşınız, ayeti süre gelen cahiliyenin pratiğine karşı İslami hareketin her zaman için geçerli olan bir hükmünü belirlemektedir. Surenin tanıtım kısmında da değinildiği gibi İslam, bütün yeryüzünde, tüm insanlığın, kula kulluktan aynı şekilde kendi arzusuna kul olmaktan, çünkü bu da kula kulluğun bir türüdür kurtuluşunun evrensel bildirisi olmak için gelmiştir. Bunu da Yüce Allah'ın tek ve ortaksız ilahlılığını, alemler üzerindeki Rabbılığını ilan etmekle gerçekleştirmiştir. Bu ilan, her çeşidiyle ve tüm şekilleriyle insanın hakimiyetine dayalı düzenlere ve rejimlere karşı kapsamlı bir devrim anlamına gelmektedir. Yeryüzünün her köşesinde, her ne şekilde olursa olsun hakimiyetin insanlara ait olduğu rejimlere karşı tam bir başkaldırı anlamına gelmektedir. Enfil suresinin giriş kısmına bakınız. Bu önemli hedefin gerçekleşmesi için de iki temel faktör gereklidir. Birincisi bu dini benimseyen insanın egemenliğinden kurtulduklarını ilan eden sadece Allah'a kul olmakla her çeşit ve her şekliyle kula kulluktan kurtulanlara yönelik baskı ve işkenceleri bertaraf etmektir. Bu da şu evrensel bildiriye inanan, onu realiteler dünyasında uygulayan, bu dine inananlara işkence ve zulüm uygulamakla ya da bu dini benimsemek isteyenlere çeşitli baskı, zorlama ve propaganda yöntemleri ile engel olmaya çalışmakla azgınlaşan tağutlarla cihad eden mümin bir önderliğin yönetiminde hareket eden organik bir yapıya sahip mümin bir kitlenin varlığıyla mümkün olur. İkincisi, her ne şekilde olursa olsun, insanın insana kulluğu esasına dayanan tüm güçleri yeryüzünden silmektir. Bu da birinci hedefin yani bütün yeryüzünde Yüce Allah'ın tek ve ortaksız hanlığını ilan etmenin garantisidir. Böylece bütün insanlar sadece Allah'a boyun eğmiş, onun dinini din edinmiş olurlar. Din kelimesi burada Allah'ın otoritesine boyun eğmek anlamındadır. Soyut bir inanç değil. Yüce Allah'ın dinde zorlama yoktur. Doğruluk ile sapıklık birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Bakara 256 sözünden dolayı kimi gönüllerde beliren bir şüpheyi açığa kavuşturmamız gerekmektedir. Gerçi cihadın mahiyetine değinirken, özellikle Üstad Ebul Ağla el Mevdudi'nin Allah yolunda cihad adlı eserinden yaptığımız alıntılarla yeterli açıklamalarda bulunmuştuk, ancak biz konuyu biraz daha açmak istiyoruz, çünkü bu dinin düşmanları, bu konuda büyük bir kavram kargaşası meydana getirmiş, çeşitli hilelerle zihinleri bulandırmışlardır. Allah'ın dini bütünüyle egemen oluncaya kadar ayetinde kastedilen, din, tağutların egemenliğinde ve fertleri baskı altında tutan rejimlerin varlığında somutlaşan maddi engelleri ortadan kaldırmak anlamında kullanılmıştır. Bu durumda yeryüzünde Allah'ın otoritesinden başka otorite kalmayacaktır. O gün Allah'ın otoritesinden başka kullar baskıcı hiçbir otoriteye boyun eğmeyecek, onun dinini din edinmeyecektir. Bu maddi engeller ortadan kaldırıldıktan sonra insanlar diledikleri inancı her türlü baskıdan uzak bir şekilde seçmek üzere serbest bırakılırlar ne var ki İslam'a karşıt olan bu inanç başkasına baskı aracına dönüşebilecek doğru yolu bulmak isteyenleri bundan alıkoyacak Allah'ın otoritesinden başka her türlü otoriteden pratik olarak kurtulan kişilere işkence edecek bir güce sahip organik bir topluluk tarafından temsil edilemez, insanlar diledikleri inancı seçme bakımından özgürdürler, ancak bu inanca bireysel olarak bağlanmalıdırlar, bu inanç, kulların kendisine boyun eğdiği, yani dinini din edindiği zorlayıcı bir otoriteye dönüşemez, çünkü kullar, Allah'tan başkasının otoritesine boyun eğemezler insanlar, Yüce Allah'ın kendilerine bahşettiği üstünlüğü, onuru elde edemezlerse, yeryüzünde, hiçbir şekilde özgür olamazlar, ancak, din, bütünüyle Allah'a ait olmadığı, onun otoritesinden başka bir otoriteye boyun eğme olayı söz konusu olduğu sürece. İşte bu büyük hedef için savaşır, mümin kitle. Fitnenin kökü kazınıp Allah'ın dini kesinlikle egemen oluncaya kadar. Kim bu ilkeyi benimser ve teslim olduğunu duyurursa Müslümanlar bu duyurusunu ve teslim oluşunu kabul ederler artık onun niyetini ve içinde sakladığını araştırmazlar bunları Allah'a bırakırlar Eğer yaptıklarından vazgeçerlerse hiç şüphesiz Allah onların ne yaptıklarını görür kim de bu ilk eden yüz çevirir ve Allah'ın otoritesine karşı koymada ısrar ederse, Müslümanlar Allah'ın yardımına güvenerek onunla savaşırlar. Eğer yüz çevirirlerse biliniz ki, Allah sizin dostunuz ve dayanağınızdır, o ne güzel bir dost ve dayanak, ne güzel, bir yardım edicidir. İşte bu dinin getirdiği yükümlülükler ve işte onun ciddiyeti, realistliği ve pratikliği bu din realiteler dünyasında uygulanmak, Allah'ın tek ve ortaksız hanlığını insanların dünyasına egemen kılmak için hareket eder. Bu din insanlığın evrensel kurtuluş bildirişidir, pratiğe dönük ve realist bir sistemdir, insanların pratik hayatlarını uygun yöntemlerle karşılar, düşünsel engelleri tebliğ ve açıklamayla giderir, tağutların egemenliğini yerle bir edip, yerine Allah'ın egemenliğini yerleştirmek için rejim ve otoritelerin varlığında somutlaşan engelleri de cihad etmekle bertaraf eder. Bu dinin direktifleri doğrultusunda hareket etmek, insanların pratik hayatlarıyla iç içe hareket etmek demektir. Bu dinle cahiliye arasındaki çekişme, bir teoriye başka bir teoriyle karşılık vermek şeklinde gelişen bir çekişme değildir. Cahiliye bir toplumun, rejimin ve otoritenin varlığında somutlaşmaktadır. Bu dinin de ona denk yöntemlerle karşı koyması için bir toplum, siyasi rejim ve otorite tarafından temsil edilmesi bir zorunluluktur. Bunun ötesinde dinin bütünüyle Allah için olması ve ondan başkasına boyun eğilmemesi için cihad etmesi de kaçınılmazdır. İşte bu dinin realist, pratik ve aksiyoner hareket metodu budur. Aldatılmış ve ruhsal bozguna uğramış olanların söyledikleri değil. Bu adamlar Müslüman olmak isteyen iyi niyetli ve samimi kimseler olabilirler. Ne var ki bu dinin görünümü onların kafalarında ve akıllarında netleşmemiştir. Bu dinin onların kafalarında yer eden tablosu oldukça bulanıktır bize bu gerçekleri gösteren Allah'a hamdolsun, Allah bize bu gerçekleri göstermemiş olsaydı biz bunları göremeyecektik kuşkusuz. 10. Cüz Başlangıcı bu cüz baş tarafı 9. cüzde geçen Enfil suresinin kalan kısmı ile Tevbe suresinin büyük bir kısmını içermektedir. Önce Enfil suresinin kalan kısmını ele alacağız. Tevbe suresine gelince, inşallah bu cüzde sırası gelince sunacağız. 9. cüzün sonunda surenin belli başlı karakteristik çizgilerini ortaya koymuştuk, surenin bu kalan kısmı da aynı karakteristik çizgileri izlemektedir, ancak surenin akışında ilk anda göze çarpan gerçek, bu surenin bu son bölümünün ayetlerin akışı, düzenlenişi ve konuları bakımından neredeyse birinci bölümündeki benzeri olduğudur, konuların yenilenmesi nedeniyle tekrardan kaçınılmış olmasına rağmen, akış içinde ve bu konuların düzenleniş biçimi aralarında bu denli olağanüstü bir ahenk bulunan her iki bölümü neredeyse birbirinden apayrı özelliklere sahip iki ayrı devreler haline getirmiştir. 1. Bölüm, ganimetlerden ve onlar hakkında Müslümanların aralarında baş gösteren çekişmelerden başlamış ve ganimetlerin bölüştürülmesini tamamen Allah ve Peygamberine salat ve selam üzerine olsun bırakmıştı, sonra onları Allah'dan korkmaya çağırmış ve o düzeye çıkmaları için imanın gerçek mahiyetini açıklamıştı, sonra ganimetler hakkında çekiştikleri savaş esnasında işlevini yerine getiren Allah'ın planı, Planlama ve takdirini gözler önüne sermişti. Bunu yaparken de savaşta meydana gelen kimi olayları ve sahneleri yeniden canlandırmıştı. Bir de ne görsünler, planlama tamamen Allah'a ait, destek ondan gelmiştir. Savaş bütünüyle onun iradesini gerçekleştirmek için gelişmiştir. Onlar bu savaşta sadece perde ve aracı işlevini görmüşlerdir. Daha sonra savaşın gerçek mahiyetine ilişkin olarak ortaya konulan bu bu gerçeklerin ötesinde onları düşman saldırısı karşısında direnmeye, Allah'ın yardımına ve kendileriyle beraber oluşuna, düşmanlarını yardımsız bırakıp cezalandıracağına güvenmeye çağırmıştı. Daha sonra onları Allah ve peygamberine ihanet etmekten, mal ve evlat sınavını kaybetmekten sakındırmıştı. Bu arada peygamberimize salat ve selam üzerine olsun. Kafirleri yaptıklarının sonucundan sakındırması olumlu karşı karşılık verdiklerinde bunu kabul etmesi, gizledikleri duygu ve niyetlerini ise Allah'a bırakması emredilmişti. Şayet bu uyarıyı dinlemeyip tutumlarını sürdürecek olurlarsa, fitnenin kökü kazınıp, din bütünüyle Allah'a özgü olana kadar Müslümanlara kafirlerle savaşmaları emredilmişti. Şu ikinci bölüm de aynı şekilde gelişiyor. Ganimetlerin mülkiyetini tamamen Allah ve peygamberine özgü kıldıktan sonra onlara ilişkin Allah'ın hükmünü açıklamakla başlıyor. Sonra onlara Allah'a ve onun hakla batılın ayrıldığı iki topluluğun karşılaştığı günde kuluna indirdiği ayetlere inanmaya çağırıyor. Sonra onlara bu ganimetleri sağlayan savaşta işlevini yerine getiren yüce Allah'ın planlama ve takdirini gösteriyor. Bunun içinde bu planlama ve takdiri belirginleştiren savaşta meydana gelen başka olayları ve sahneleri yeniden canlandırıyor. Sunulan bu sahnelerde kendilerinin Allah'ın kaderine aracı ve perde olmaktan başka bir şey yapmadıkları da belirginleşiyor. Savaşın gerçek mahiyetine ilişkin olarak gözler önüne serilen bu olguların ötesinde onlara düşmanla karşılaşılırken direnme, Allah'ı çokça anma, ona ve Peygamber'in itaat etme çağrısı yapılıyor dağılıp güçlerinin kırılmasından sakındırmak için çekişmemeleri uyarısında bulunuluyor sabretmeye cihada çıkarken kibirlenmemeye gösteriş yapmamaya çağırılıyorlar yurtlarından çıkarken büyüklenen insanlara gösteriş yapan ve şeytanın aldatması sonucu insanları Allah'ın yoluna girmekten alıkoyan kafirlerin akıbetinden sakındırılıyorlar ayetlerin akışı onları sadece yardım yardım etmeye gücü yeten, takdir ve planında hikmet bulunan Yüce Allah'a dayanıp güvenmeye çağırıyor, sonra onlara, Allah'ın ayetlerini yalanlayan kafirlerin günahlarından dolayı azaba çarptırılmasına ilişkin Allah'ın değişmez kanunu gösteriliyor, birinci bölümde müminlere güven aşılayan, savaşta dirençli olmalarını telkin eden ve kafirlerin boyunlarına ve ellerine darbeler indiren meleklerden söz edildiği gibi bu bölümde de yüzlerine ve sırtlarına vurarak kafirlerin canlarını alan meleklerden söz ediliyor. Birinci bölümde kafirler için, canlıların en kötüsü, ifadesi kullanılmıştı. Burada da her söz verişlerinde bunun tersine davrandıklarından söz edilmesi nedeniyle aynı ifade tekrar kullanılıyor. Bu hatırlatma bir bakıma, savaşta ve barışta onlarla kurulacak ilişkilere ilişkin olarak emredilen hükümlere bir hazırlık niteliğindedir. Bu hüküm hükümler İslam kampı ile kendisiyle savaş halinde olan ve barış yapan diğer kamplarla girilecek ilişkilere ilişkin ayrıntılı hükümlerdir. Bu hükümlerin bir kısmı kesin, nihai hükümlerdir. Bir kısmı ise daha sonra Tevbe suresinde kesinleşecek olan hükümlerdir. Buraya kadar, surenin bu ikinci devresi konuların mahiyeti ve surenin akışı içindeki düzenlenişleri bakımından neredeyse surenin birinci devresiyle aynı özellikleri paylaşmaktadır. Sadece İslam kampı ile diğer kamplar arasındaki ilişkilere ilişkin hükümlerin bazı ayrıntılarında farklılık göze çarpmaktadır. Daha sonra surenin bitimine doğru bu hükümlere ve konulara bağlı onları bütünleyen diğer konu ve hükümler yer almaktadır. Yüce Allah peygamberine salat ve selam üzerine olsun ve onunla birlikte müminlere kalplerini kaynaştırmak suretiyle onlara yaptığı iyiliği hatırlatıyor. Allah'ın iradesi, rahmeti ve lütfu olmasaydı bu kalpler kaynaşmaya yanaşmayacaklardı. Aynı şekilde yüce Allah, kendisinin onlara yeterli olduğunu ve onları koruyacağını belirterek güvence veriyor, bu yüzden peygamberine salat ve selam üzerine olsun onları savaşa teşvik etmesini emrediyor, onlara, iman etmiş olmaları nedeniyle sabrettikleri sürece olayları derinlemesine kavramaya çalışmayan kafirlerden oluşan kendilerinin on katı bir kuvvetle baş edebileceklerini gösteriyor, kafirler iman etmedikleri için durum böyledir. Yine onlar en zayıf durumlarında bile sabrederlerse, kendilerinden kat kat fazlası kafirle baş edebileceklerdir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Sonra Yüce Allah, esirlerden fidye kabul ettikleri için onları azarlıyor, çünkü henüz yeryüzünde kalıcı ve caydırıcı bir üstünlük sağlamamışlar, henüz düşmanlarının gücünü kırmamışlar, daha otoriteleri perçinlenmemiş, henüz devletleri sağlam temellere oturmamıştır, bununla da değişik aşamalarda ve farklı durumlarda İslam'ın başvurduğu hareket metodu açığa kavuşmaktadır. Bu durum aynı zamanda, realite karşısında ve ve farklı aşamalarda İslami hareket metodunun realistliğine ve esnekliğine işaret etmektedir. Ayrıca Yüce Allah ellerindeki esirlere karşı nasıl davranacaklarını, onlara nasıl imanı sevdireceklerini, kalplerinde imana karşı nasıl sempati uyandıracaklarını gösteriyor. Bu arada esirleri de bir daha ihanet etmeye çalışmaktan sakındırıyor. Bir sonuca ulaşamayacaklarını belirterek ümitlerini kırıyor. Çünkü kafir olmak mak suretiyle ihanet ettiklerinde ilk defa onları bu şekilde alçaltan yüce Allah şayet peygamberine ihanet edecek olurlarsa ikinci bir defa da onları alçaltıp rezil edecektir.